Günaydın, yeni vlogumuza hoş geldiniz. Karavan vlogu pazar günü temizlik yaparken çektim size en son. Sonra o gece eve çıktım, evde de işlerimi devam ettirdim. Şimdi çamaşır, evde çok işim yoktu ama çamaşır yıkadım aslında falan derken. Sonra gece saat geç saatte yaptım zaten. Sabahı da yani dün sabahtan 5'te kalktık, 6'da yola çıktık. İstanbul'da öyle bir trafik vardı ki, Sami 2,5 saat mi sürdü? Evet, 2,5 saat sürdü İstanbul'a varmamız. Yani normalde 1-1,5 saatte İstanbul'da oluyoruz. 2,5 saatte trafikten anca gidebildik. Sonra dün yeni ürünler aldım. Çok güzel çelik ürünler aldım. Harikalar, çok güzel. Hatta bir tanesi kolumda, ona story çektim, hemen dayanamadım. Şu Versace'ın, bakın şöyle netleşiyor mu? Şöyle durayım, beni odaklamasın. Şöyle çok top bir kelepçe. Şöyle buradan vidayla sıkıyorsunuz, açıp kapatıyorsunuz. Böyle bunu hemen taktım zaten üzerime. Çok beğendim. Vallahi hepsi çok güzel. O kadar yani gerçekten benim, ben satıyorum diye demiyorum. Zaten ben binlerce ürün arasından seçiyorum onları. Hepsi böyle öyle güzel denk geldi ki, çok güzel ürünler geldi, çelik ürünler. Gümüş de geldi, elmas montür de geldi ama onların hepsini gösterirsem vlog çok uzar ve hepiniz takı sevmiyorsunuzdur, sıkılırsınız. O yüzden böyle ara ara beğendiğim ürünlerden size yine göstereceğim inşallah bugün. Onun dışında ne gördüm? Dün İstanbul'a gittik. Sizin bir gün öncesi karavan vlogumu yaptığınız yorumlara bile cevap veremedim. Bir düşünün ben yani. Hemen böyle yorum gelince cevap vermek isterim. Şimdi onlara da cevap vereceğim. Aklımda çok huzursuzum böyle cevap vermediğim için. Çünkü bildirim geliyor, dün full İstanbul'da koşturduk yani. Full bütün bir gün. Akşam yine 9.30'da evdeydim. Sabah 6'da çıktım. 9.30 10'a geliyordu hatta, evdeydim ki Allah'tan Öykü bendeydi. Çok güzel mercimek yemeği yapmış, makarna yapmış, güzel bir salata süslemiş. Hazır yemeğe geldim yani. Hatta beni ağlattı, dedim ki teyze oldum da yeğenim büyüdü, bana yemek hazırlıyor benim evimde. Hani ben yorgun geleceğim diye. Neyse, böyle şimdi ben ürünleri açmaya başlayayım. Dün Seçil de eşiyle birlikte İstanbul'daydı. Onlar farklı bir bölgeye gittiler mal almaya. O da ürün açıyor. Ara ara onu çekmeye çalışırım. Ara ara bizim ürünleri çekerim. Böyle bol yeni ürünlü bir vlog olur inşallah. Hayırlı mal olur hepimize. Seçil'e de, bana da, herkese. Hayırlı bereketli işler inşallah. Ben şimdi ürünlerimi çıkarmaya geçeyim. Şu çok güzel bir tüfe size göstermek istedim. Hatta takacağım. Şöyle göstereyim başta size. Bayıldım ya. Hepsini çok beğenerek aldım. Bakın. Bir tanesi vizyonun bir sembolü. Diğeri diğer sembolü. Böyle zincirle yapılır. Çok güzel. Ben de yeni ürün geldiğinde böyle heyecanla. Bakın. Ay çok güzel. Burada böyle yine inşirah suresi, altın kaplama, zümrüt yakuta dizdik. Bunun resimlerini çekiyorum şimdi. Sonra çeliklere başlayacağım. Şu kolyeyi de kaç tane bulduysam aldım. Çünkü her zaman bulamıyorum. Bu da böyle parfüm şişesi, Chanel yine. Çok güzel. Şimdi bunların resmini çekeceğim. Böyle ara ara size hep gösteriyorum. Beğendiğim böyle favori olanları. Bunlar da böyle birebir altın bileklik modelleri. Yani altınla birebir yapılıyor. Yine çelik, asla kararmaz. Garantili ürünler. Böyle yakından göstereyim. Instagram için de çekiyorum. Böyle Sami de yine burada inşirahlara devam ediyor. Tabii ki burada Esra Eroğlu var. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Arada unutuyorum da sizlere çekmeyi. Yine aklıma geldi şunu. Şimdi ürünü çektim. Şimdi bunu çekeceğim. Yine bunlar hep çeliklerden. Bu da çok güzel, böyle kombin yapılabilecek bir kolye. Şey, bileklik. Bu kolye. Burada da yine devam ediyorum. Şunu çektim biraz önce. Şöyle göstereyim. Bu da çok güzel taşlı bir kelepçe. Şimdi bakalım sırada. Bu altın modellerini gösterdim size sanırım. Evet, bunları gösterdim. Şimdi küpeler var.
kolyelerin de içine böyle resimleriniz koyuyorsunuz. Açılıyor. Bunlar da çok orijinal. Kalbi var ve ovali var. Serdal abi ya. Sen nasıl bir adamsın Allah aşkına. Gece Atalay'ın canı kek istemiş. Evet. Yapmış. Bize de WhatsApp'tan attı. Dedi ki bakın dedi nasıl kek yaptım Atalay'a dedi Sami'ye. Dedi ki bize de versene dedik. Getirmiş. Ay nasıl güzel yapmış onu. Vallahi koca karı bu adam ya. Abla. Bak kek unuyla yaptın değil mi diyorum. Ya ne kek unu be diyor. Anlatsana ne olur tarifini ver. Ciddi soruyorum bak tarifini ver. 4 yumurta. Evet. 1,5 su bardağı toz şeker. Çırptın. Tabii iyice de çırptı köpürüyor. Tamam. Bir bardak ayçiçek yağı. Hı. 1 su bardağı yine süt. Evet. Bunları iyice de çırpıyorsun. 3 su bardağı un. Evet. 2 kabartma tuzu 2 paket. 2 paket. Oo. 2 paket. Tadı 2 paket. 2 paket. Bir tane vanilya. Vanilya. Ondan sonra hepsini karıştırıyorsun. Çırpıyorsun. Akışkanlık sağlanınca 3'te 2'sini döküyorsun tava şeyin içine. Sonra kakao oluyor. Gerisine kakao. 2 çorba kaşığı kakao. Kaç derece fırın? Bak bari bütün püf noktaları soruyorum ki hani belki yalan atıyorsa şaşırır diye atmaz biliyorum da. 180 derece fırına attın. 180 derece fırın. Ay o kadar lezzetli yapmış ki. Tereyağı olacak ama. Şeyden. Ay vallahi çok kek, güzel. Bak, harika tereyağı, bir kek. 2 kaşık kakaonun içine de 3 kaşık kadar süt ilave ediyorsun. Ha kakao şey koyunca koyulaştırıyor. Abi. Bak bunu her bayan bilmez. Kesinlikle. Ondan sonra 180 derece işte ne 40 dakikada falan pişiyor. 35-40 dakikada pişiyor. Ben hala ürünleri yerleştirmeye devam ediyorum. Yeni gelen, yeni çıkan ürünlerden de biraz size göstereyim dedim. Bunlar da elmas montürleri böyle. Bu mesela kolye. Bunun dilerseniz böyle şu küpesi de kullanabiliyor ki çok havalı, çok güzel. Bu şekilde de olabiliyor. Ya da nerede? Sade küpeleri. Ha. Ya da böyle daha minik küpelerle de tercih edilebiliyor. Bu da şöyle bileklik. Bunlar tabi ayrı ayrı da satılabiliyor. Bu da bilekliği. Çok güzel ama böyle birebir elmas görüntüsünde. Bunların zaten zümrüt, yeşil, laciverti. Bunlar çok satılıyor. Bu küpeler şeffafı geldi. Ve şöyle zultanit taşı geldi.
Bu kare takım. Bunda da küpeleri, kolye ucu, yüzüğü 3 boy var tercihe göre. Bu daha ince klips olarak da kullanılabiliyor. Gerdanlık olarak da arkasına zincir eklenebiliyor. Bu da böyle yine ışıl ışıl elmas montürlü. Şu küpelerde. Şunlar da, şu küpeler zaten çok beğeniliyor. Şöyle. Bunun da yüzüğü de geldi. Şöyle elimde göstereyim. Ay, ellerime baksanıza, berbat berbat vitrin temizlemekten. Ürünler o kadar tozlanmış ki. Şöyle göstereyim. Çok güzel duruyor. Sonra şimdi bunları da koyayım. Üst katı size göstereyim. Bakın son durum bu kadar kaldı. Elmas montürlerinden. Daha açmam gerekiyor ürünlerden. Burası zaten böyle bu şekilde. Çeliklerin hiçbirini vitrine koyamadım. Bir tane iki tane koymuşumdur. Burada böyle hep çelikler var. Altta poşette de var. Vitrini de göstereyim. Alt kata hiç ellemedim. Sadece Sami ürünleri aldı. Alt kattan yıkamaya attı. Bir yarısını kadar. Üst katı bitirdim sayılır. Şöyle biraz şuradaki yeni küpeler açıyorum. Zümrüt Yakutlu minik küpeler. Onları o kısma koyacağım. Böyle bu kırmızı kadifeleri aldım kumaşçıdan. Bu cam kısımlarını onunla kapladım. Kadife kumaşla. Şunları dün İstanbul'dan almıştım. Şunlar zaten vardı benim hep. Geçen yılki kutudan çıkarttım. Yunanistan'dan almıştım. Şunları şöyle yapıştırdık. Çift taraflı bantla. Bu ledleri indireceğim daha. İki tarafa böyle yaptım. Bunlar böyle komple inecek. Ve vitrinden kar tanesi led ışıklarım var. Onları böyle yarıya kadar cam kısmına sallandıracağım. Şimdi böyle size bitirmişken üst katı. Yani bitti sayılır artık. Birkaç, en fazla 8-10 parça bir şey şuraya küpe açacağım. Şu tarafa bir yüzükler gelecek. Çok az onlarda. Size böyle göstereyim istedim. Mankenleri dün aldık. Bunlar beyazdı. Bu halde boyalı olanları 250, düz beyazları 100 liraydı. Sonra ben dedim ki Sami'ye düz beyaz alalım. Ben babamdan soba boyası alıp bunları sarı boyarım dedim. Sonra akşam babam dükkanından soba boyası aldık. Böyle sarı boyadım buralarını. Şuraları şöyle bantlayarak. Şu taraflarını sarı boyadım. Böyle 5 tane aldım zaten manken. Böyle ürünleri böyle koydum, yerleştirdim. Ay vallahi konuşamıyorum bile artık, İstanbul yorgunluğu gitmeden. Bir de böyle vitrin yaptık. Ha, çelikten mesela bir tek şunu koydum. Bir de saati koydum. Ay çok yorgunum. Şöyle. İçerisi darmadağın. Yani bunları yerleştirdim ama. Böyle. İnşallah siz de beğenirsiniz. Gerçekten çok cincik cincik küçük ürünler ya, o kadar sıkıcı ve yorucu oluyor ki. Şimdi çıktık. Bir evi dekora uğrayacağım. Çünkü Öykü, ben de Kumsal'la ikisine söz verdim. Bu akşam yeni yıl kurabiyeleri yapacağız birlikte. Onlar da biraz stres atsın. Bir şeylerle uğraşmış olurlar. Severler öyle şeyleri çünkü. Yeni yıl kurabiyeleri yapacağız. O yüzden kalıp alacağım. Ama vlogumu burada sonlandırayım. Arabada ben hemen eks yaparım. Bu akşama inşallah size yayınlarım, bir aksilik olmazsa. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum.